Herkese selamlar dostlar. 22 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 9 adet mücadelem var. İddialarından bazılarına zaten direkt yüksek oranlı tercihlerimizle yine bazılarına yüksek oranlı ne yapılabilir diyerekten bahsedeceğiz. Değerlendirecekleri aklına yatan olan herkese şimdiden bol şanslar ve direkt isterseniz başlayalım. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var ve daha önce bilenleri açıklayalım. Manchester United maçını skor yarışmasını yapmıştık. 2-0 bitti. Musti isimli arkadaşımız kazandı. Tebrik edelim. Arsenal maçını da bilen 4-5 tane arkadaşımız var. Ta isimli arkadaşımız açıkta çekilişini yaptım. Tebrikler. Instagram üzerinden yazarsa bu iki arkadaşımızı Ekim ayı boyunca katı Telegram gruplarımıza misafir edelim. Maç skoru yarışmamızda Fenerbahçe-Başakşehir arasında güzel bir maç, zor bir maç olacaktır. Başakşehir'in oyunundan dolayı Fenerbahçe tempoyu yükseltmek isteyecektir. Başakşehir tempoyu düşürmek isteyecektir. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Hafta sonu olduğundan dolayı bilen iki arkadaşımızı katı Telegram gruplarımızda dahil edeceğiz. Bilginize katılacaklar şimdiden bol şanslar. Keyifli izlemeler diyelim. Ve bir adet de raporla göstermek istiyorum. Çarşamba ve Perşembe benim olduğum, paylaşmış olduğum günün kombineleri ve günün teklileri. Sol taraftan çarşambadan başlayalım. Günün ideal kombinesi Liverpool'un atacağı 2 gollü galibiyet ve Elche'nin Real Madrid karşısında ikinci yarıyı Real Madrid kazanır dedik. Güzel oranı vardı. Liverpool 1-0 öne geçti dakika 20 gibi. Ondan sonra mücadele 1-0 bitti. Yani bir tane daha atsa geldi ki çok fazla pozisyon harcadı. İdeal kombine o gün oradan patladı mesela. Günün teknisi United Tottenham 2-3 goldü. Başarılı olduk mesela. Diğer tarafa bakalım Perşembe gününe. Günün kombini Antwerp'in atacağı 2 gollü mesela. Gayet güzel geldi zaten. Dakika 50 gibi 2 tane gol attı. İkinci golü attı. Güzel oranı vardı, aldık. Fulham maçına da KG var olarak verdim. Aston Villa'nın da ben sizlere bahsetmiştim. Geçen hafta inanılmaz bir Chelsea performansı gösterdi. Fakat bu maçta biraz daha doğrandı. Hakem maçı izleyenler varsa beni anlayacaktır bence. Biraz doğrandığını düşünüyorum ben Aston Villa'nın bu maçta. Kırmızı kartta görünce artık gol ihtimali zaten çok fazla düştü. O da başarısız oldu. Günün teknisi de Barcelona'nın alır ve 4.5 altında. Hatta altına da yazdım. Risk alıp 3.5 alt yaparsanız 2.22 oranlara kadar çıkabilirsiniz diyerekten de. O da başarılı oldu. Dileyelim, güzel bir hafta sonu dileyelim. 9 maçımız var. Güzel tercihler yaptığımı düşünüyorum. İzlediğimiz takımlar zaten. Herkese bol şanslar. Sizlerden ricamız videoyu atacağınız artı 400 seviyesindeki like'tır. Like'lar şöyle güzel gelirse Cuma kombinesini herkes açık Telegram grubuna da sallayabilirim. Güzel seviyede like gelirse bu videoya. Zaten bir saate yüklenmiş olur video. Dilerseniz başlayalım. Like'ları tıklatmayı unutmayın arkadaşlar. Roy Schweig'la Paderborn mücadelesi. Maça baktığımız zaman gollü geçecek gibi maç gibi duruyor. Bence o beklentiyi bizlere verebilecek maçlardan bir tanesi. İki ekip de hafta içinde kupa mücadelesi oynadı. Wolfsburg'la oynadı Roy Schweig takımı. 2-1 mağlup oldu fakat iyi bir futbol sergiledi. Paderborn'da Werder Bremen'le oynadı. 2-2 bitti. Penaltılarda geçti. Yani 120 dakikalık bir maç oynadı. Şöyle olabilir. Yani yorgunluktan dolayı gol çıkmaz diye düşünmüyorum ben bu maçta. Çünkü illaki bu iki takımın maçından pozisyonlar fazlaca olacaktır. Paderborn'un zaten hücum gücünden bahsetmeye gerek yok. Oynadığı karşılaşmada 12 karşılaşmada 32 gol attı. Neredeyse maç başına 3 gol atan bir takım var Paderborn takımı. İçeride dışarıda hiç fark etmez. Hücum oyununu sergileyerek de gol bulabiliyor. Wolfsburg takımı da son 4-5 haftadır sürekli puan almaya başladı ki şunu söyleyeyim, Bundesliga 2'ye en kötü futbol oynayan takım bu takımdı. Son haftalarda artık biraz toparlandı. Hücumda biraz daha bitiricilik anlamında sıkıntı yaşarken onları biraz daha düzelttiler. Gol buldular. Özgüvenin yerine geldiler. Burada Paderborn karşısında da bence oynayacaklardır. İki ekip de mutlaka 4-5 tane gol pozisyonuna girecektir diye düşünüyorum. Ben mücadelenin 2.5 üstte idealden taşınabileceğini düşünüyorum. 1.42 gibi oran var. Diyorum ya, beklentisi gollü bir mücadele. Eğer erken bir gol gelirse, bizlere o beklentiyi verebilirse ilk yarıdan bile 2 tane gol olabilir diye düşünüyorum. Onun da oranı 2.14 gibi oranı var, bilginize. Nottingham Forest'la Liverpool mücadele. Liverpool'un son maçını takip ettiğimizde 1-0 gibi galip geldi ve çok etkin bir oyun sergiledi. Nottingham Forest'ın son maçını dediğimizde Brighton karşısında, ya Brighton ne yaptı öyle? Ya kale dibinden 6 pastan sürekli dışarı attı resmen. Forest'ın doğru düzgün bir şutu varsa vardır. Ben öyle hatırlıyorum. Maçı da 90 dakika izledim. Brighton çok ezdi Nottingham Forest'ı. Liverpool'la oynayacaklar. Liverpool'un hafta içinde bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Fakat önceliği burada Premier Ligi de verecektir tabii ki. Steyen dedim ya, bu maçı kazanacak West Ham'a karşı. Çünkü anlamdırması lazım. Biz ne yaptık? 1-1.5 üst yaptık. Çok kaçırdı. 1-0 bitti mücadele. Ben burada oran yok. 1-1.5 üst falan yapsak oran yok. İlk yarıdan bir Liverpool galibiyeti bekleyeceğiz. Onun da oranı 1.47 arkadaşlar. İlk yarı Liverpool kazanır. 1.47 gibi oran. İdeal tek tercih olarak bu mücadeleye geçiyorum. Bayer Leverkusen'le Wolfsburg mücadelesi.
Bayer Leverkusen de son haftalarda bir Xabi Alonso geldi, mücadelesini kazandı. Schalke'ye 4-0 galip geldi. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler yapamadı ve son mücadelesinde de 5-1'lik bir Frankfurt mağlubiyeti oldu. Ama ben Alonso'nun hırsını çok beğendim. Yani çok stres mi yapıyor, çok hırs mı yapıyor? Sağ kenarından son maçta mesela 5-1'lik maçta 4. hakemle sürekli bir diyalog içinde, sürekli bir isyanı var. Yani o hırsını beğendim açıkçası. Bu hırs galibiyet getirebilir. Leverkusen pozisyonları çok fazla harcıyor açıkçası. Parçada içinde sıkıntı yaşayabiliyor gol yollarında. Wolfsburg'la oynayacaklar. Derli toplu bir takım olarak söyleyebilirim. Ama Leverkusen burada hücum yapmayı kesinlikle bırakmayacaktır. Takıma moral lazım. Şampiyonlar Ligi öncesi de bir moral lazım. Ben burada Leverkusen'in atacağı 2 gole 1.44 gibi oran açmışlar. İdealden tek tercih olarak değerlendirme altına aldım. Ev sahibi 1.5 üstünde oranı şurada 1.44 olması lazım ve 1.43'e de düşmüş. Bence bu oran daha da düşer arkadaşlar, bilginize. Freiburg'la Werder Bremen maçı. Werder Bremen'in maçlarını izlediyseniz bence çok hareketli. Yani Bundesliga'ya baktığımız zaman da Bayern Münih, Dortmund falan çıkartıyorum. Şöyle en hareketli oynayan takımlardan bir tanesi veya maçları en hareketli geçen takımlardan bir tanesi Werder Bremen net. Çok fazla hücum yapmayı düşündükleri için rakibe de çok fazla pozisyon veriyor. Ha, gol oluyor, gol olmuyor, çok kaçırıyor. Son Mainz maçında mesela oynadıkları maçı seyrettim ben. Yani İnanılmaz pozisyonlar harcadı. Ya Füllkrug çok pozisyonlar kaçırdı mesela o maçta. 6 pastan pozisyon kaçırıyor Werder Bremen. Ama dedim ki çok fazla pozisyon oluyor burada. Freiburg'da oynayacaklar. Yine güzel tempolu bir maç olacaktır diye düşünüyorum ben burada. VAR'a gitmedim. Doğrudan üst tercihini burada 1.44 gibi orandan aldım. Gollü bir maç bekliyorum. Werder Bremen oyunundan dolayı. Dediğim gibi maçı izleyin. Maç çok hareketli geçecektir. Tempolu geçecektir bence. Goller gelir mi? Bence gelecek bu maçta. Freiburg'da ayağı daha düzgün bir takım olduğunu söyleyelim Werder Bremen'e oranla. Trabzon'la Sivasspor mücadelesi. Trabzon'un Monaco maçı öncesinde takımı yuhluyorlardı. Sizlere de anlatmıştım bu durumdan. Hatta Abdullah Avcı ne dedi? Ya bir takımı yuhlamayın dedi. Yani oyuncuyu düşürürsünüz, yükseltemezsiniz yuhlayarak dedi. Gelin beni yuhlayın dedi o maçta. Ondan sonra Monaco'yu 4 attılar. Taraftarın gönlünü de aldılar bir nevi orada. Şimdi Avrupa maçı öncesi burada. Trabzon'a bir nevi moral lazım. Son Beşiktaş maçında da gayet güzel bir performans sergiledi. Beraberliği koparmasını bildi 2-2 bir skorla. Ben buradan Trabzonspor'un Sivas'a karşı doğrudan galip gelmesini bekliyorum. Oyun olarak zaten bariz Trabzonspor'un oyunu zaten daha iyi. Sivasspor'da son haftalarda bir toparlansa da Trabzon'a diş geçireceklerini sanmıyorum. Maçın beklentisi 1-1 ama ben 1-1'e aldanmıyorum o beklentiye. Trabzon doğrudan galibiyetini sizlere önereceğim. Değerlendireceklere bol şanslar. Gelelim yüksek oranlı bir maçımıza. Doğrudan yüksek oran vereceğim. United'ı son maçta izledim. KG var 3.5 aldı 2-3 gol şeklinde. O maça biraz çok tercih yaptım, farkındayım. Hatta o maç sanırım United maçına şey dedim. Hatta son maçı her iki yarı da eşit sayıda gol mü oldu o maçta? Goller ikinci yarı gelmiş. Normalde yüksek oranlı tercihim oydu benim. O videoda bir kem küm ettim, söylemedim. Yorumlarda bir arkadaş yazmış. Söyledim yorumlarda da. Her iki yarıda aynı sayıda gol olmamış. Chelsea ile oynayacaklar bu maçta. United'da bildiğiniz üzere Ronaldo kadro dışı. Son maçta yaptı. Ya yani Ronaldo'ya da yapılmaz bu arada. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani Messi'ciler, Ronaldo'cular hiç fark etmez. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ronaldo'nun kadro dışı bırakılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorum yapın, okuyacağım hepsini. Evet, hatta fikir alışverişi de yaparız sert düştüğümüz zaman da. Ben Ronaldo gibi bir ismi, yani gölgesi yeter diyorum. Mankenini koy yine oynar diyorum Ronaldo'ya. Yaşlandı yaşlandı, ayakları yavaşladı. Velhasıl kelam bunlar geç. Ama Ronaldo'nun kariyerini yapılan bence büyük bir saygısızlık diyorum. Kadro dışı bırakılarak. Hele bunu United'ın yapması. Geçtik. Chelsea ile oynayacaklar. Chelsea United'a göre bence biraz daha iyi bir takım oyun olaraktan da. Ama onlar da bir basiretsiz bir takım. United de büyük takımlara karşı iyi bir performans gösteriyor. Bunu Tottenham maçında da çok iyi oynayaraktan gördük. Lloris inanılmaz pozisyonlar kaçırdı. Ben mücadelenin Chelsea'nin tempoyu ayarlayacağından dolayı mücadele genelinin 2-3 gol bandında kalmasını bekliyorum. 1.82'de bunun oranı var. Bence 2-3 gol bandında kalır gibi yüksek oranlı tek tercihim olarak geçtim bu maçı. Gladbach-Frankfurt mücadelesi. Maçın beklentisi gollü geçmek üzerine bence. 1-1 gibi skor bekliyorlar da daha gollü geçebilir diye düşünüyorum ben. Çünkü Frankfurt takımı inanılmaz bir takım. Yani son hafta 5-1'lik maçını izleyin. O maçta yani aslında şey kötü değildi. Leverkusen kötü değildi. Frankfurt fazla iyiydi. Çok fazla ara pas attılar ve o ara paslarda çok başarılı oldular. Kolo Muani özellikle çok pozisyon harcadı.
Üstüne penaltı verildi. Penaltıyı kaçırdı. Penaltıyı tekrar aldılar. Kamağa da attı öyle. Devre golüne girmiştik biz o maçta. Yani inanılmaz bir maçtı. Ben hatta ev sahibi 2.5 üstüne de girdim. Herkes açık gruba da attım. Gladbach'la oynayacaklar. Gladbach'ın kendi evindeki oyun performansı yüksek. Her iki takımda gireceği pozisyonlar bence bir hayli fazla olacaktır. KG Var'ın geleceği bir maç olacaktır bence. Oran 1.37 idi. 1.35'e düştü. Şimdi 1.34'e düştü. Oran gitgide düşüyor. Ben bir de şöyle yapalım diyorum. Zaten KG Var bekliyorum ki beklenti dahilinde geçerse, erken bir gol gelirse mücadele belki ilk yarıdan bile KG Var olabilir diye düşünüyorum. 3.26'da bunun oranı var. Fenerbahçe-Başakşehir mücadelesi. Bu maçın maç skorunu arkadaşlar size sorduk. Sizce maç skoru ne olur? Benim beklentim 2-0'lık veya 2-1'lik bir Fenerbahçe galibiyeti var. Fenerbahçe'nin son maçında da oran falan biraz yüksekti, beni ürküttü. Fakat şöyle dedim arkadaşlara da, yazı olarak yazıyorum ya kuponları katıl grubunda. Dedim ki oynayan bir Fenerbahçe var. Bu oynayan Fenerbahçe'den korkmayalım. O yüzden Fenerbahçe'nin atacağı 2 golü aldık orada. Ve ilk yarıdan mı ne geldi zaten? İrfan Can'la Batshuayi'nin güzel golleriyle birlikte. Yani Fenerbahçe ne olursa olsun oynuyor arkadaşlar. O yüzden bir korkum yok. Ama Başakşehir burada tempoyu çok düşürmek isteyecektir bence. Ki Başakşehir bunu hep yapıyor. Yaptığı zaman da genellikle başarılı oluyor. Tempoyu düşürüyor. Mesela Beşiktaş maçıydı sanırım. Biriyle oynadı, 1-0 deplasmanda kazandı ya. O gibi maçları iyi oynayan bir takım Başakşehir takımı. Ama ben Fenerbahçe onu yapabilir mi bilmiyorum. Zor olacaktır. Ben burada oynayan Fenerbahçe'nin yanında olacağım. Ev sahibi 1.5 üstü 1.66 gibi oranı vardı. Oran 1.62'ye düşmüş. Fenerbahçe'nin atacağı 2 gol bence buradan değerlendirme altına alınır bence, bilginize. Oynayan Fenerbahçe'nin yanındayım. 2-0 2-1 skor beklentim var. Fiorentina-Inter mücadelesi. Günün en güzel maçlarından bir tanesi. Bu mücadelede karşılıklı goller bekliyorum. Fiorentina maçına baktığım zaman da son maçında ben deplasman 1.5 üstünü tekli olarak, yazı olarak yazdım. 2 golü iptal oldu. Çizgi dışından çıkardı. Offside vesaire derken iyi oynadı. Inter'le kendi evinde oynayacak. Inter'in bir Şampiyonlar Ligi maçı var da maç da çok önemli. Fiorentina kendi evinde bal yapmayın ara misaliyle son haftalarda biraz kıpırdanma var. Pozisyonlara girmeyi başarıyor. Jovic de son maçta bir sakatlandı çıktı. Arturo'nun yerine girdi. O da iyiydi. Girdiği zaman iyi bir performans sergiledi. Zaten dakika 7'de mi ne girdi. Ben burada Fiorentina'nın da gol atmasını bekliyorum. KG Var 1.49 gibi orandan tekli olarak önereceğim. Değerlendirecekler. Bol şanslar efendim. Toplamda 9 adet mücadele anlattım. İdeallerinden, yüksek oranlarından bahsettim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.